Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşah. Kanalıma ilk defa geliyorsanız makyaj, moda, güzellik üzerine videolar çekiyorum. Daha farklı içeriklerde bulabilirsiniz kanalımda. Videolarımı izlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için abone olduktan sonra zil tuşunu açabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Bugün bahar makyajı yapacağız. Biliyorsunuz Mart ayını bitiriyoruz. Az kaldı bitirmeye. Nisan'a gireceğiz. Böyle her yer yavaş yavaş yeşillenmeye, çiçek açmaya başladı. Ve biz de artık böyle makyajımızı değiştirmeye başladık. Daha hafif makyajlar yapmaya başladık. Bu yüzden ben de size benim bahar aylarında, yani bu aralar yaptığım makyajı göstereceğim. O zaman başlayalım. Ve hemen saçlarımı toplayacağım. Şöyle yukarıdan. Sanırsam böyle daha iyi oldu. Makyaja başlamadan önce ben yüzümü ve dudaklarımı nemlendirdim. O yüzden direkt şimdi baz süreceğim. Baz olarak ben Veden Wild'ın bazını kullanacağım. Özlemişim makyaj videosu çekmeyi. Kanalımda bir süredir böyle makyaj videosu çekmiyordum. O yüzden iyi oldu bu. Yani tamamen makyaj yapmıyordum. En son işte eyeliner videosu çektim. O da makyaj sayılmaz yani arkadaşlar. Fondötenin yüzle çok rahat bir şekilde uyuşmasını sağlıyor. O yüzden ben severek kullanıyorum bu bazı. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi fondöten olarak, şimdi bahar makyajı yapacaksak yani fondöten kullanmayabiliriz. BB krem kullanabiliriz, CC krem kullanabiliriz. Eğer bir fondöten kullanacaksak bu fondöten ince yapılı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yüzümüzü böyle daha fresh göstermesi gerekiyor. Bu yüzden kesinlikle ince yapılı fondöten kullanın derim, kullanacaksanız fondöten. Ama onun dışında BB krem, CC krem, kapatıcı falan da kullanabilirsiniz. Ben fondöten olarak Maybelline'in Fit Me fondötenini kullanacağım. Benimkisi 104 numara. Fondöten kullanırken yazın özellikle açık renk fondöten kullanmayı seviyorum. Yani cildimin böyle daha beyaz, yüzümün daha beyaz durması benim hoşuma gidiyor nedense. Daha doğrusu bu aralar oluşan bir takıntı arkadaşlar. İleride ne olur bilmiyorum yani. Şu an çok komik görünüyormuş. Fondötenimi nemli bir süngerle tabii ki yediriyorum. Ama bu sünger bayağı bir ıslak. Emecek büyük ihtimalle fondöteni. Bakalım. Evet arkadaşlar, fondöteni uyguladım. Bu fondöten de mat bitişli bir fondöten ve ne denir ona, gördüğünüz gibi bayağı beyazlattı yüzümü. Fondöteni sürdüm, kapatıcı uygulayacağım ama kapatıcıyı göz altlarıma uygulayacağım. Göz altlarım benim problemli olduğu için göz altlarıma uygulayacağım bol bol. Kapatıcı olarak son günlerde favorim olan Rimmel London'ın Mac Perfect isimli kapatıcısının en açık rengini uygulayacağım. Bu arada ellerim battı. Ya bir videoda da böyle ellerimi batırmayayım yani, değil mi? Hep böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Sadece göz altlarıma ve göz çevreme kapatıcıyı uyguladım. Başka bir yere uygulamak istemiyorum arkadaşlar. Hem bu makyajın doğal olmasını istiyorum. O yüzden böyle şeyler yapabiliyorum. Göz altlarımı da kapattıktan sonra yüzüme pudra geçeceğim. Bu pudra transparan bir pudra olacak. Hem yüzümdeki fondöteni ve kapatıcıyı sabitlemek için hem de fondötenin ilerleyen saatlerde parlamaması için. Biliyorsunuz yazın hava sıcak oluyor, güneş oluyor. Hani yüzümüzde fondötenin sabit kalması gerekiyor. Bu yüzden bol bol transparan pudra desteğiyle yüzümüzü pudralamalıyız bence. Ve gün içinde de bunu yapabiliriz arkadaşlar. Kurtarıcımız olabilir. O yüzden yanınızda transparan bir pudra eksik etmeyin yanınızda. Ben Essence'in bu transparan pudrasını uygulayacağım. Çok tozdan bir işlem. O yüzden bunu dikkatli yapın. Üzerinizi giyinmeden makyaj yapın. Böyle şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Kapatıcının göz altlarımıza dolmamasını sağlayacak. Böyle çizgi çizgi olmamasını sağlayacak. O yüzden çok güzel bir işlem bence. Kesinlikle yapın derim arkadaşlar. Şimdi bunu sürdük. Şimdi ben kaşlarımı dolduracağım. Benim kaş doldurma ihtiyacım olduğu için bunu yapıyorum arkadaşlar. Sizin böyle bir ihtiyacınız yoksa arkadaşlar kaşlarınızı şeffaf bir kaş jeliyle sabitleyip geçebilirsiniz bence kesinlikle. Ama benim böyle bir işleme ihtiyacım olduğunu düşündüğümden ötürü kaşlarımı dolduracağım. Şimdi ben kaşlarımı kaş farıyla dolduracağım. Golden Rose'un 105 numaralı kaş farını kullanacağım arkadaşlar. Kaşlarımı doldururken Eclipse'in şu fırçasından yardım alacağım. Kaşlarımı kaş farıyla doldurduktan sonra hemen şeffaf bir kaş jeliyle, şeffaf ya da renkli fark etmiyor arkadaşlar ama şeffaf daha güzel bence. Kaşlarımı sabitlerken Veden Wild'ın MEGA CLEAR şeffaf kaş jeliyle sabitliyorum arkadaşlar. Pudrayı dağıtırken böyle bir fırçayla, çok güzel gerçekten, yumuşacık. Bu da yine Eclipse'in fırçası. Pudrayı dağıttıktan sonra gözlerime geçeceğim. Gözlerimde de far renklerini seçerken dediğim gibi pembe tonlarını kullanacağım. Size birkaç tane far paleti önerebilirim. Bahar için böyle pembe renkli far kullanacaksanız. Öncelikle uygun fiyatlı ürünlerden başlayalım. Bununla çok rahat pembe tonlarında makyaj yapabilirsiniz. Öncelikle bayağı bir pembe skalası olan, bu far paletini önerebilirim. Bu far paleti arkadaşlar birazcık tozluyor ama pigmentasyonları gerçekten çok iyi. İkinci olarak böyle farklı pembeden ziyade bahar renkleri ama farklı tonlarda bir far paleti arıyorsanız eğer yine Veden Wild'ın Comfort Zone paletini önerebilirim size. İçerisinde yeşil ve şu renk özellikle çok güzel, bunların ikisi. Gerçekten güzel renkler arkadaşlar, kullanabilirsiniz. Ve bir de son olarak daha küçük ve taşınabilir olması açısından çok daha güzel olan bu pembe tonları barındıran Pastel'in Profession far paletini önerebilirim. Bunun bir şey var mı acaba? Yok. 202 numaralı tonlar. 202 numaralı far paleti bu arkadaşlar. Şu arkasında gördüğünüz. Bu far paletiyle de çok kolay bir göz makyajı ortaya çıkartabilirsiniz. Ben bunlardan karışık kullanarak bir göz makyajı yapacağım şimdi. Yaptığım işlemleri söyleyeyim size. Far bazı geçtim. Yani baz rengi olabilecek bir renk geçtim göz kapaklarıma. Zaten çok geçişli bir far yapmayacağım. Yani düz bir renk süreceğim. Hatta belki iki renk olabilir. Katlanma bölgesine koyu rengi, ortalarına da daha açık ve parıltılı olan renk süreceğim. Onları da gösteririm sırayla. arkadaşlar dediğim şekilde yaptım. Hangi renkleri kullandığımı göstereceğim şimdi. Öncelikle şu rengi baz olarak geçtim. Bir tane karıştırma fırçasıyla göz kapağımın hepsine bundan sürdüm. Sonrasında katlanma çizgisine bundan, katlanma bölgesine bundan. Sonrasında göz kapağımın ortalarına şu rengi sürdüm ve şunu biraz karıştırdım. Sonrasında en diplerine bundan sürdüm ve bu şekilde bu göz farını oluşturdum. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağım. Gözlerime far uyguladıktan sonra gözlerim bitti. Yani rimel süreceğim. Rimel de tabii ki hiç eksik olur mu? Olmaz. Rimelde her zamanki gibi üst kirpik diplerime siyah kalem ve sonrasında Maybelline'in Lash Sensational rimelinden geçeceğim. Rimel sürerken gerçekten efsane bir uğraş veriyorum. Çünkü benim kirpiklerim nedense böyle yukarı doğru kıvrık değil kendiliğinden. O yüzden baya ekstra bir uğraşmam gerekiyor. 2 kere falan geçiyorum arkadaşlar. Siz de kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Rimeli sürdükten sonra şimdi bronzer ve allık süreceğim. Bronzer olarak ben Flormar'ın Bronzing Powder Face and Body bronzerını kullanacağım. Allık olarak da MAC'in bu allığını kullanacağım arkadaşlar. Highlighter kullanacağım. Highlighter olarak ben Pastel'in Sunlight Highlighter'ını kullanacağım. Böyle kendiliğinden bir doğal ışıltısı olan bir highlighter bu arkadaşlar. Likit bir highlighter. Hem daha kalıcı. Sonra bir tek geriye ruj kalıyor. Ruj olarak 3 tane farklı seçenek var elimde. Bir tanesi kalem. Flormar'ın 202 numaralı kalemi. Biliyorsunuz, yani duymuşsunuzdur illa. Çok güzel bir kalem gerçekten. İsterseniz bununla dudaklarınızı boyayabilir. Yani rujun niyetine sürebilirsiniz. Ya da direkt çerçeve falan yapabilirsiniz. Eğer likit bir ruj isterseniz de bu da The Balm'ın Community Tutu rengi. Bunun da böyle gerçekten yine aynı tonlardalar bunlar. Yani hepsi pembenin veya turuncunun böyle tonları. Bunu da önerebilirim. Bu gerçekten çok kalıcı. İstediğiniz kadar mesela sabah sürün, akşam yemek yiyin, hala dudağınızda olabilir. Stick şeklinde olan ruj ise Veden Wild'ın Berit Al ruju. Bu da kesinlikle çok güzel, çok hafif ve böyle yine sürdüğümde herkesin sorduğu bir renk. Kesinlikle bunu da sürebilirsiniz. Ben şimdi Diva'dan Varden rujunu süreceğim. Evet arkadaşlar, ben rujumu da sürdüğüme göre makyajım bitmiş demektir. Benim İlkbaharda, bahar ayında yaptığım makyaj bu şekilde. Genellikle hafif ve böyle pembe tonlarını tercih ediyorum. Tabii ki giydiğim kıyafette baz alarak ama daha çok açık renkler kullanıyorum. Benim videom bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.